Şimdi hocam bu deprem konusu e, mutlaka evde başlaması lazım. Tamam. Hı -hı. Toplum tabanlı afet yönetimi deniyor buna. Hı -hı. Neden? Çünkü biz deprem olduğu zaman mesela evdeysek yalnızız kimse yok. Yani ilk dakikalarda kimse devlet falan konu komşusuna yardım edemeyecek. Herkes afetzede. Yani İstanbul'daki afet, doktor, polis, ambulans, itfaiye herkes afetzede olacak. Onların yakınları da afetzede olacak. Şimdi böyle bir ortamda insanları ancak kendi bilgisi ve hazırlığı koruyor. Ben şimdi deprem oldu. Şimdi depremin sıfırın saniyesine hazırlık diye bir şey var. Tamam. Üçüncü saniyesine, üçüncü dakikasına, üçüncü saatine ve üçüncü gününe doğru gidiyor. Bu Japonlar da üç aylık bir şey. Biz ben derdim 30 dakikaya kadar hazırlansak yeter. Yani üç ayı vazgeçtim. Şimdi deprem olmadan önce bir kere herkes bina sağlam olacak. Bina sağlam değilse Yapacak fazla Yapacak bir şey, şey kalmıyor. Yapalım. Birinci şey bina sağlam. Bu bizim millet araba almaya giderken onu tamirciye getirip gösteriyor. Ama ev alacağı zaman kimse göstermiyor. Fayansına, yok işte efendim manzarasına, şuna buna bakıyor. Evin sağlamlığına bakan çok az. Yeni yapılar çok şükür hocam. Değil Yeni tabii, yapılar çok şükür yani. ama çok pahalı. Yine eskiye, <laughs> eskiye eskisi hala çok büyük miktarda. Evet. Yenilenmek, kentsel dönüşüm çok olumlu bir olay. Bir de yenileniyor bir arada. Ama hala çok büyük miktarda eski bina stoğumuz var. Hocam mesela önümüzde işte hani bir beklenen bir deprem var deniyor. E, evet. Ağustos yıl dönümü de geldi. Büyük depremimizin e, yavaş yavaş geliyor. Mesela hakikaten dediniz. Yapı sağlam. E, sağlam olmayan yapıda yapacak bir şey yok. Sağlam bir yapımız var. altyapısı sağlam binamızın. Deprem oldu. O an ne yapacağız? Gerçekten bir söyleyin biraz. Sağlam daha olduğu yetmiyor önce. Daha tamam. deprem evet, olmadan önce bitirelim hı hı. bir. Sabitleme. Eşyaları sabitleyeceğim. Tamam. Aile afet planı ne olacak? Şimdi biz buradayız. Çoluk çocuk, eş başka yerde. Deprem oldu, haberleşme yok. Nasıl bir yere geleceğiz? Hı, hı. Bir aile Yerimiz afet olmalı. Aile afet planı gerekiyor. Tamam. Ondan aile sonra da yaptırmış olmamız gerekiyor. Tamam. Depremden sonra Raskı. tek para veren şey skort da. Kimse hı. para vermiyor size. Ondan sonra deprem Oturuyoruz şimdi burada? Evet. Küt diye vuruyor deprem önce alttan. Bey evet. dalgası başlıyor. Evet. Önce böyle bir alttan küt diye vuruyor. Allah deprem oldu diyorsun. Sonra bakıyorsun fay hattı ne kadar uzaksa yakınsa ona göre se dalgası gelip bizi sallamaya başlıyor belli bir zaman tamam. sonra. Bu Marmara depreminde çok uzaktı yani vakit vardı. Tamam. Ama şimdi İstanbul'da biz neredeyse fayın üzerine oturuyoruz. Yani en en uzak 20 kilometre. 8 saniye 6 saniyede gelecek se dalgası. Se dalgası gelip sallama başladığı zaman neredeysek şu anda evdeyiz, işte iş yerindeyiz. Çök, kapan, tutun yapabilmemiz lazım. Çök, kapan, tutun. Ama bunu böyle laflı değil. Tatbikat yapmamız gerekiyor. Yani şimdi afetlerde insan daha önce duyduğunu okuduğunu değil, yaptığını yapıyor. Evet. Çok kapantını yapmadınız mı hayatınızda hiç? O zaman da yapamazsınız. Hocam diyor kelime şahit getireyim diyor. Kelime şahit de getiremezsin. Çünkü daha önce de sık sık getirmiyorsan o anda. <laughs> 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 Ciddiye bak <laughs> bu da tatbikat gerekiyor. Evet. Yani o anda o travma anında, travma anında daha önce yaptıklarını yapabiliyorsun. Yani her bir tatbikat evde, okulda, iş yerinde afetteki paniği %50 azaltıyor.